24 Haziran öncesinde Türkiye'de eşi bence tarihte görülmemiş bir toplumsal hareketlilik yaşandı. Türkiye'de işte muhafazakar kitleler doldursun diye deniz doldurularak yapılmış olan şehrin çeperlerindeki miting alanları, bir alanı, Maltepe'yi kastediyorum, 2 tane var İstanbul'da. Evet. Muhafazakar olan ya da olmayan diye bir ayrım yapmayayım da, iktidara itirazı olan, muhalefet eden, muhalefette umut gören, çözüm arayan kitleler tarafından dolduruldu ve Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük 3 mitingi 3 gün üst üste Ankara, İstanbul ve Ankara, İzmir ve İstanbul'da yapıldı. Evet. Yani büyük bir toplumsal hareketlilik, dinamizm vesaire ile iktidara geldiği iddia edilen, varsayılan, ki bu iddianın da gerçek payı vardır, İslamcı hareketin dahi toplayamadığı kalabalıklar toplandı ki İslamcı hareket bu kalabalıkları iktidara geldikten sonra devlet imkanlarıyla da topluyor önemli ölçüde. Bunu da tespit etmek gerekiyor. Sonra ne oldu? 24 Haziran akşamı muhalefet bu büyük, öncesi olmayan, eşi görülmemiş mobilizasyonu 24 Haziran sonrasına, sonuç ne olursa olsun sonrasına aktaracak söylemi ve eylemi geliştiremedi. Orada muazzam bir, tabiri caizse, bu tabiri de kullanmaktan hiç çekinmiyorum, çuvallama hali söz konusuydu. Ve bu büyük bir hayal kırıklığına yol açtı. Yani Türkiye'den özellikle 24 Haziran sonrası ya 2018'de Uluslararası Mail'de giden gençlerin sayısında görülen artış da, bunun da büyük etkisi vardır. Muhalefetten de umudu kalmamış olmak. Evet. İktidardan tehdit algılar olmak ama muhalefetten de umutsuz olmak. Yani bu tam bir umutsuzluk ülkenin geleceğine dair.